Merhabalar, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün güzel bir poğaça tarifiyle devam ediyoruz. Aslında poğaça da değil, pizza da değil, adını da siz koyun artık. Sucuklu küçük pizza börekleri diyelim. Hazırlaması çok kolay olduğu için bir misafirim geldiğinde veyahut da günlerimde muhakkak kesinlikle bunu hazırlarım. Tabi arada sırada değiştiriyorum, biraz sucuklu yapıyorum. Ara sıra ıspanaklı yapıyorum, kıymalı derken arkadaşlarım hiç farkına bile varmıyorlar aynı tarif olduğunu. Geçiyoruz şimdi malzemelerimize. Hamur için 1 kilo unum var, 2 tane yumurta, 2 tane yaş mayı, yarım yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 650 ml ılık süt. Öncelikle unumuzun ortasına havuz gibi açıyoruz. İçerisine 2 tane yaş mayayı ve şekeri koyduktan sonra üzerine biraz ılık süt döküp 10 dakika bekliyoruz. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırdım. Beyazları hamurun içerisine geliyor. Sarılarını da poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Tuzu da onun kenarına ilave ettikten sonra ılık sütle hamurumuzu mayalıyoruz. Yumuşak bir hamur oluyor. Hamurunuz güzel bir şekilde yoğrulduktan sonra eğer elinize yapışmıyorsa ve yoğurma kabınıza da yapışmıyorsa üzerini kapatıp yarım saat sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemesi için 2 tane sucuğum var. Domates püresi, 150-200 gram kadar rendelenmiş kaşar, tuz, karabiber, pul biber ve kekik. Öncelikle baharatlarımızı domates püresinin içerisine boşaltıp güzelcene karıştırıyoruz ve sucuklarımızı da dilimlere kesiyoruz. Arzu ederseniz salam da kullanabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi hamurum da çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurumuzdan küçük bezeler hazırlıyoruz. Büyüklükleri sizin kendinize kalmış tabii ki. Şimdi küçük bir kasenin içerisine biraz sıvı yağ koydum. Ellerimi sürekli sıvı yağına batırıp bezelerimizin ortasını ellerimle bastıraraktan havuz gibi açıyorum. İçerisine de iç malzemesini dolduracağız. Öncelikle biraz domates püresi koyuyorum. Üzerine bir dilim veyahut da iki dilim sucuk koyduktan sonra kaşar peynirini de üzerine serpip tepsimize yerleştiriyoruz. Arzu ederseniz üzerine domates ve biber dilimleri koyduktan sonra kenarlarına yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Kesinlikle fazla pişirmiyorsunuz. Eğer fazla pişirirseniz kuru olurlar. Az pişirdiğiniz zaman çok güzel, yumuşacık, pofidik bir poğaça oluyorlar. Evet, sucuklu pizza poğaçalarımız servisi hazır, mis gibi kokuyor ve tadı da süper lezzetli oldu. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi iç malzemesini siz de kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Size şimdiden afiyet olsun diyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.